Değerli takipçiler, şu an hemen acil telefonun başına geçin, internete petek tesisat temizliği yaptırıyorum. İlk arayana fiyatına bakmayın. 100 liraya da yapan olsa, 5 liraya da yapan olsa arayın, yaptırın. Sonra böyle olun, oldu mu? Bak. Hemen petek tesisat temizliği bir yaptırın. Yalvarıyorum size. Hemen acil petek tesisat temizliği bir yaptırın. Ebru, bir şeyler desene. Ne oldu Fatih? Niye öyle yapıyorsun? Şey, bazen tiki geliyor da böyle özür Ha, dilerim. yani yaptırmayın demek Yok, istiyorsun. yaptırsınlar. Telefonda 20 liraya petek tesisatı temizliği yapıyoruz diye mutlaka çağırın. Borularınız şöyle çürüsün. Tamam mı? Bir zahmet deneyin işte, Ha? yaptırırlarsa. Ondan sonra şöyle bir yapın. Dur, aşağıdan çek. Dur. Ya, heyecandan oluyor, kusura bakmayın. Şurayı çek aşağıdan. Ha. Tamam. Oh. İşte bu ya. Oh. Şimdi bakın. İnternetin bugün elinizdeki cep telefonlarına şöyle bir mesaj gelsin. Buraya tıkla, bedava gelelim diye size bir reklam çıksın. Eğer hepiniz izdiham yaşatmazsanız, ben de dünyanın en adi insanıyım. Petek tesisat temizliği yaptırmak, şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kalp doktoru, bir genel cerrah ameliyata giriyor, değil mi? Onun yaptığı işi ben yapabilir miyim? Ömür boyu uğraşsam bir profesör doktorun yaptığını yapamam. Herkes petek tesisatı temizleyemez. Kış sezonu geliyor. Şu an internette şöyle bacaklar. Abla ben geleyim abi, ben geleyim abla, ben geleyim abi, ben geleyim. Petek tesisatı temizliyoruz. %100 sorun bırakmıyoruz. Anında. Ve bir de şöyle yalanlar çıktı. Ben peteklerimin tesisatını temizlettirdim. 10 dakikada temizlediler. Çok memnun kaldık. Mehmet Bey'den Allah razı olsun. Bunların hepsi sahtekar yorum. Ya amcasına yazdırıyor, ya dayısına yazdırıyor, ya halasına yazdırıyor, ya da bir anede içtiği arkadaşa bir yazdırıyor. Hoşça kalın, mutlu kalın.